İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Konumuz Türkiye'deki göçmen meselesi. Entegrasyonu sağlayabiliyor muyuz? Göçmenlerle iç içe yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten huzur ve barış ortamı var mı yok mu? Ne durumda göçmenler? Bütün bunları konuşacağız. Hassas bir konu. Herkesin bu alanda söyleyeceği bir şeyler var tabii ki ama söylerken de bazı söylemlerin karşı bir tepki oluşturacağını düşünmek gerekiyor. Çünkü nefret nefreti, öfke öfkeyi, huzur huzuru doğuruyor, yaratıyor. Bu yüzden ötekileştirmeden önce insanları bir düşünmek lazım. Kendimiz aynı durumda olsak acaba ne hissederdik? Bazı söylemler var işte, dursalardı, savaşsalardı işte, niye buraya geldiler gibi ama kime karşı savaşacaklardı? Pek çok unsur vardı, pek çok terör örgütü vardı. Kime karşı neyle bir mücadele yürüteceklerdi ki bölünmüş bir ülke vardı karşımızda. Aslında bölünmüş ülkeler sadece Suriye değil, en çok Suriye'den gelenler var ama Irak'tan da gelen var, İran'dan da gelen var. Yemen'den de, Somali'den de gelenler var. Yoksulluğun, açlığın, diğer sorunların, kaosun, iç savaşın olduğu pek çok yerden gelen insanlar var Türkiye'de. Ve durumları gerçekten önemli ve hassas. Sayın Çorabatır, hoş geldiniz. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Çok teşekkürler, size de mutlu bir pazar günü diliyorum. Sosyal medyada paylaştığınız bir fotoğrafla birlikte bu konuyu konuşma gereği duydum bir kez daha. Hassas bir mesele gerçekten. İki taraftan da bakmak gerekiyor. Hem göçmenler tarafından hem onların gittikleri yerde yaşayan insanlar tarafından. Bir seyretme politikası var. Bu seyretme politikası ile ilgili paylaştığınız bir haberdi. Onlara ev verenler yandı. Haberin başlığı buydu. Hayatları günden güne zorlaşıyor mu göçmenlerin, Türkiye'de yaşayanların? Maalesef zorlaşıyor. Suriye krizi 11. yılını geride bıraktı. Fakat doğru dürüst bir entegrasyon politikamız yok maalesef. Zaten olmaması isteniyor şu andaki uygulama açısından. Bir statü eksikliği var. Dolayısıyla sağlam bir, bu Türkiye'deki varlıklarının arkasında duran sağlam bir hukuki yapı yok. Dolayısıyla günlük politikalar onların hayatlarını etkiliyor. Nasıl zorlanıyor, niye zorlaşıyor? Örneğin bu seyretme politikası çerçevesinde Ankara'da ve başka yerlerde nüfusun %25'ini geçmemesi gerekiyor. Başka yerlere zorla tekrar nüfus hareketi başladı. Ama bu da çok düzenli olmuyor. Mesela Ankara örneğini alalım. Altındağ seyretme bölgelerinden birisi. Yine Mamak ve diğer bazı ilçeler, Ankara'nın ilçelerinde bu seyretme oluyor. Başka bir semte gidiyorlar. Orada ev kiralamak çok zor. Bu sefer ev sahipleri bu nefret söylemi karşısının etkisiyle belki Suriyeliysen ev vermeyeceğim diyor. Nihayet bir ev kiralarsa yüksek fiyata da olsa barınma çünkü en temel ihtiyaç. Bütün kışı çok zor koşullarda geçirdiler bu arada, onu söyleyeyim. Belediye kömür yardımını kesti. Giderek yardımlar azalıyor. Dolayısıyla bu insanlar çok zor bir kıştan sonra, şimdi ilkbahara doğru giriyoruz son birkaç gündür. Ama yeni bir ev bulabilirlerse oraya taşınıyorlar. Fakat kayıtları bu sefer çok gecikiyor. Bu kayıtları 20-30 günde olacak. Bazı durumlarda 40 güne kadar geliyor. Kayıt olmayınca da yeni geldikleri mahallede bu sefer ne sağlık hizmetlerinden ne çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi bir de bu bahsettiğimiz, paylaştığımız Milliyet Gazetesi'nde çıkan haber vardı. İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması. Bu aslında 2019'da bir yasa, paket torba yasanın içine kondu. Bir takım kısıtlayıcı hükümler. Biz mecliste de hem
AK Parti hem CHP tarafıyla son dakikada müdahale etmeye çalıştık bir grup sivil toplum kuruluşu ama başarılı olamadık. Şimdi eğer kayıt dışı iseniz ve kayıt dışı bir insana ev sahibi olarak bir kiraya veriyorsanız odanızı, evinizi, büyük cezalar getirilecek. Zaten vardı. İşte bunların miktarları arttırılıyor. Onun için başlık sizin okuduğunuz gibi işte kiraya verenler yandı şeklinde. Bu sefer bu insanlar nerede kalacak, nasıl kalacaklar? Zaten kayıtlardaki zorluklar bazı semtlerde semtlerin onların yerleşmesine kapalı olması uzak semtlere gitmeye zorluyor. O semtlerde de eğer ev bulabilirlerse ödeyebilecekleri miktarda ev kirasını ödeyebilecekleri miktarda ev bulabilirlerse de bu sefer kayıtları gecikiyor, kayıtsız oluyorlar. Vatandaş da evini kiralarsa bu sefer bu onların zararına olacak, ceza yiyecek. Böylece kiralama olayı yani ev bulma olayı gittikçe zorlaşıyor. Bu haberin de konusu olan kararla yani cezaları yükselten kararla gündem geldi. Ama uygulamada neticede insanlar yine evlerini kiraya veriyorlar. Ya yasa dışı olarak kiralanma olayı oluyor veyahut da giderek ev bulmak daha zorlaşıyor. Halbuki barınma hakkı en temel insan hakkı. Statünüz ne olursa olsun, tanınmış bir statünüz belirlenmiş bir mülteci de olsanız, geçici koruma altında da olsanız, uluslararası koruma altında da olsanız, barınmak en temel insan haklarından birisi. Uluslararası sözleşmelere göre de bu böyle. Vicdanımıza da göre de böyle. Ama maalesef bu giderek sorunuzun yani temeldeki şeyi başta barınma olmak üzere, istihdam olmak üzere çok zorlaşıyor. Yine bu kararların bir parçası olarak yani kayıt dışılıktan çıkmak için orijinal olarak göç idaresine kaydolduğunuz şehirlere dönmeniz isteniyor. Bu seyreltme politikasının bir çabası, parçası. Ama bu insanlar geldikleri şehirden niye başka büyük şehirlere gelmişler? O sorgulanmıyor. Çünkü ekmek parası kazanmak için geliyorlar. Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya, Konya gibi şehirlere. Şimdi 3-4 yıldır burada kayıt olmadıkları şehirde yine kayıt dışı çalışmak zorundalar. Aldıkları 3-5 kuruşla da işte karınlarını doyurmak zorundalar, çocuklarına ilaç almak zorundalar. Şimdi o şehirlere gidin deniyor. Bugün bir düşünün, bir şehir içinde bile bir evden bir başka eve taşınmanın maliyetini, bu insanların hakikaten çok zor bir başka şehre gitmesi, Ankara'da yaşayan bir insanın evini kapatıp da diyelim ki başka bir Gaziantep'e, Urfa'ya gitmeleri, bir servet, bunu ödeyecek durumları yok. Ellerinde kullandıkları eşyalar zaten ikinci, üçüncü el eşyalar. Onları büyük fedakarlıkla almak zorunda kaldılar. Çoğunun evinde buzdolabı bile yok. Dolayısıyla hayatları giderek zorlaşırken bir yandan da onların daha insan onuruna yaraşır şekilde yaşamalarına yönelik adımlar çok fazla atılmıyor maalesef. Tam tersine gelişmeler oluyor. Burada da tabii bir seçim dönemine doğru gidiyor Türkiye. 1,5 yıl sonra seçim olacak. Maalesef söylemler, siyasi söylemler, geri gönderilme söylemleri giderek arttıkça da bunlar politikaya bu tür olumsuz şekilde yansıyor. Sayın Çorabatır, şunu merak ediyorum. Bu seyretme politikasının amacı göçmenlerin get dolaşmasını önlemek aslında. Ve böyle bir problem de var şehirlerde, işte Ankara'da, Altındağ tarafında, siteler tarafında çok fazla, İstanbul'da Esenyurt tarafında çok fazla göçmenler. Bu bir sorun değil midir? Ancak bu seyretme politikası biraz geç kalmış gibi görünüyor ama zamanında uygulansaydı daha farklı bir şekilde
yerine getirilebilseydi, kaynaşmayı, o entegrasyonu sağlamak daha mümkün olmaz mıydı? Kaynaşmayı nasıl sağlayacaksınız? Yani ev sahibi toplumla onların daha iç içe yaşamasını sağlayacaksınız. Neden bu getolaşma oluyor? Ona bir bakmak lazım. Önce sebebini anlamak lazım ki ondan sonra önlem alabilelim. Doğru. Örneğin Ankara'da, Altındağ, Mamak veyahut da bu Keçiören tarafları çok yoğun olarak yaşadıkları yerler. Bir kere çalışma hakları olmadığı için çok düşük ücretlerle kayıt dışı çalışıyorlar. Sizin oturduğunuz, benim oturduğum daha merkezi semtlere gelip de ev tutmaları imkansız. En ucuz gecekonduvari yerlere yerleşmek zorundalar. Dolayısıyla getolaşma bir kez her şeyden önce buradan başlıyor. İkincisi bu yerleştikleri, yoğunlaştıkları bölgeler, örneğin Altın'da sitelere çok yakın. Ankara'da temelde işte birkaç küçük ve orta ölçekli sanayi bölgesinden birisi siteler, birisi Ostim. Oralara yakın bölgelerdeki ucuz evleri seçiyorlar. Ki oralarda Türk vatandaşları giderek daha az yaşıyor. Bu kentsel değişimle, TOKİ evleriyle daha iyi evlere geçiyorlar. Geri bıraktıkları gecekondudan bozma evleri ancak kiralayabiliyorlar. Getolaşmanın sebepleri bunlar. Ve onun ötesinde yani çalışma izinleri olmadığı için kaçak ve ucuza çalışmak zorundalar. Dolayısıyla evi de, oturacakları evi de en ucuz, başlarına sokacakları en derme çatma ev olarak seçmek durumundalar. Bir güvenlikleri olmadığı için bir semte gelen, eğer orada birkaç tane ucuz ev varsa yakını, akrabasını da oraya çekiyor. Bu zaten iç göçte de olan bir şey. Biliyorsunuz yıllardır çok değerli sosyolojik araştırmalar yapan hocalarımızın şeylerinde bu dış göç, mülteci göçü olmadan da hep mesela şu veya bu şehirden gelenler, şehre göç edenler aynı yerlerde yeni getolar oluşturuyor. Bu sosyolojik bir gerçekti. Bunu dış göçle gelenlerin, mültecilerin de durumuyla düşünmek lazım. Ama en büyük faktör neden getolaşıyorlar? Mesela Ankara şeyinde orta halli insanların yaşadığı semtlere gelemiyorlar zaten. Oralarda kiraya ev kiralamak, oradan iş yerine gidip gelmek, bütün bunlar masraf. En temelde ekonomik sorunlar var. Şimdi getolaşmaya dediniz ya, daha önceden önlemeli miydik? Yani elbette, ama haklarını vererek, statülerini vererek önlemeliydik. Yani çalışma haklarını vermeliydik, çalışma izinlerini vermeliydik. Düzenli olarak çalışabilecekleri, şehrin değişik yerlerindeki iş yerlerine ulaşabilecekleri şekilde bir imkan sağlasaydık, onlar da evlerine, maddi imkanları da geliştikçe daha en azından orta seviyeli, alt orta düzeydeki mahallelere taşınabileceklerdi. Getolaşma bütün dünyada en fakir yerlerde olan bir sosyolojik olgu. Bunun temelinde de ekonomik imkansızlıklar yatıyor. Dolayısıyla şimdi seyretme deyince bir zorlama oluyor. İkinci bir ülke içinde tekrar bir zorunlu göçe yol açıyoruz. Bu getolaşmayı önleyecek mi? Hayır. Diyelim ki Ankara'da, İstanbul'da yaşamakta olan, orada bir sanayi bölgesinde çalışmakta olan ama asıl kaydı diyelim ki Niğde'de olan, Kayseri'de olan insana zorla buradan çık, kayıt olduğun şehre git diyorlar. O şehre gittiğini varsayalım. O şehirde nerede kalacak? Yine o şehirdeki en ucuz yerde kalacak. O yerdeki oran %25'i aşınca bu sefer başka bir şehre yollanacak. Yani ülke içinde devamlı bir zorunlu göçe tabi oluyorlar. Bu işte zaten mülteci bu insanlar, savaştan kaçmış insanlar. Türkiye'de
Türkiye büyük bir fedakarlık yaptı, korumaya aldı bu insanları ama devamlı böyle bir o şehirden bu şehre dışarıdan tahrikler sonucunda meydana gelen olayların neticesinde bu insanlar tekrar geldikleri şehirlere gitsin deniyor. Yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Bu da neredeyse bazı insanları artık ülkeme dönüme zorlayacak bir şey ki bu da çok tehlikeli. Çünkü ülkelerinde de can güvenlikleri yok. Bugün Ukraynalılara bakalım. Ukraynalılara işte Avrupa kucak açtı. Çünkü yaşam hakları tehdit altında. Bombalanıyorlar evleri, okulları, hastaneleri. Şimdi o insanlara şu aşamada geri dönün kimse diyemiyor. Suriyeliler için de aynı koşullar bugün devam ediyor. İşte Rusların harap ettiği Ukrayna şehirlerinin aynısını daha önce bunun provasını Halep'te, Şam'da, başka Suriye şehirlerinde yaptılar. Onun için geldiler. Burada ciddi bir normal insan onuruna yaraşır bir yaşama kavuşturulmaları lazım. Bütün bunları söylerken şu haksızlığı yapmamak lazım. Yani Türkiye sığınma sisteminde önemli adımlar atıyor. Türkiye çevredeki birçok ülkeye göre bir sığınma yasası var, bir kurumu var, göç idaresi, başkanlığı var. Ama entegrasyon konusuna geldiğimizde hakikaten bir yasal statüye dayalı, haklara dayalı bir sistemimiz yok. Sözleşmelere uyguladığımız coğrafi kısıtlama buna el vermiyor ve bunu da kimse kaldırmak istemiyor. Siyasi partilerimizin söylemlerine baktığımız zaman çözüm olarak uluslararası toplumda kabul edilmiş üç çözümden sadece biri üzerinde duruluyor. Özellikle muhalefetin söyleminde deniyor ki iktidara geldiğimizde bu insanlar geri gönderilecekler. Bu gönüllü geri gönderme üç kalıcı çözümden birisi. Üçüncü bir ülkeye göndermek 4 milyon insan için söz konusu değil. Her ne kadar Biden yönetimi kotaları aştı, daha hızlandırıldı Amerika'ya, Kanada'ya, Türkiye'deki mültecilerin yerleştirilmeleri ama sayılar yine de en fazla işte 50 bine falan yaklaşıyor. Oysa asıl kalıcı çözüm Suriye'ye dönemedikleri sürece Türkiye'de mülteci statüsü alarak yaşamalarını sağlamak, onurlu ve hak temelli bir yaşama geçmeleri. Dolayısıyla bütün şimdi seçime giderken bütün iktidar muhalefet ayrımı gözetmeden biz bir hak temelli örgüt olarak şunu bekliyoruz siyasi partilerden. Tamam, ideal çözümleri olabilir, geri gönderme yerleştireceğiz, başka ülkelerle konuşacağız, kotaları arttıracağız ama temel çözüm olan geldikleri ülkede yani Türkiye bağlamında Türkiye'de Türk toplumuna hak temelli bir entegrasyon için ne yapacaksınız? Sığınma ülkesindeki entegrasyon konusundaki politikanız ne? Bunu hiçbir siyasi partinin gündeminde göremiyoruz. Seçimler öncesi bunu rica ediyoruz siyasi partilerden. Bu konuda görüşünüzü koyun ortaya, programınızı koyun. Çünkü iktidara kim gelirse gelsin yeni dönemde de aynı sorunlar devam edecektir. Seyretme pratik olarak çalışmayacaktır. Şimdi çok büyük bir zorlama var. Hakikaten Altındağ semti örneğin. Bu olaylardan sonra yerle bir edildi. Bütün eski binalar yıkıldı. Güzel parklar yapılıyor. Altındağ öteden beri Ankara'nın sorunlu olan fakir bir semti. Ama buradan nereye gideceklerini ve o gittikleri semtte veyahut da şehirde yine hayatlarını idame ettirecek imkanları düşünmeden, bunu planlamadan hadi yarın 48 saat içinde eviniz yıkılacak gidin demek maalesef çok hak temelli bir yaklaşım olmuyor.
Peki Sayın Çorabatır, göçmen çocuklarının durumu için neler söylersiniz? Pek çoğunun kayıt dışı çalıştığını biliyoruz ve çok erken yaşta çalışmak zorunda kalıyorlar. Şimdi ola ki Suriye'de çözüm sağlanırsa, ki yakın zamanda pek zor gibi birçoğu burada kalmaya devam edecek. Çünkü burada bir yaşam oluşturdular. Yani dolayısıyla o çocuklar bu ülkenin geleceğinde söz sahibi de olacaklar, yer edinecekler. Göçmen çocuklarının ne kadar eğitim sağlayabiliyoruz mesela? Şimdi okul yaşındaki Suriyelileri mesela temel alırsak 3.7 milyon kadar kayıtlı Suriyeli var. Bunların okul yaşındaki çocuklarının önemli bir kısmı okullaştırıldı. Bu Türkiye'nin başarısı. Hı hı. Avrupa Birliği fonları, Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNHCR'ın da çabalarıyla büyük bir işbirliği içinde okullaşma, Türk okullarına kayıtları büyük ölçüde yapıldı. Hala gidemeyenler var. Ama bu genel manzaranın biraz daha yakından baktığımızda şunları görüyoruz. Yaş ilerledikçe, yani sınıf okuma seviyesi ilerledikçe okullardan ayrılma, okullaşmama oranları artıyor. Bu başarı oranı 700 küsür bin okul yaşındaki çocuk, ilk öğretim yaşındaki çocuk, Suriyeli çocuk okullarda, ama oran ileri sınıflarda daha düşüyor, hızla düşüyor. Burada işte birçok faktör var. Her şeyden önce özellikle erkek çocuklar, gençler, çocukluğun daha orta seviyesinden itibaren okuldan ayrılıp evlerine ekmek parası getirmek için düzensiz olarak çalışmak zorundalar. Dolayısıyla okul dışı, eğitim dışı kalıyorlar. İkincisi, işte kızlarda erken evlendirme, ailedeki şeyi nüfusu bir azaltma ve ekonomik olarak bir destek amacıyla da çocuklarını evlendiriyorlar. Kültürel sebepleri de var. Suriye toplumunda evlenme yaşı genelde Türk toplumunun bugünkü geldiği noktadan daha erken. Çeşitli faktörlerle okullardan ayrılma, işte ortaokul sonlarından liseye geçtiğimizde iyice azalıyor. Ama bütün bunlara rağmen yine dış ülkelerden, Avrupa Birliği'nden de alınan burslarla çok başarılı öğrenciler üniversitelere giriyorlar. Hatta master doktora yapan Suriyeli ve diğer mülteci gençler de var. Mezun olanlar var. Fakat sorun şurada, tabii genel nüfusun içinde çok fazla olmamakla birlikte çok büyük başarıları elde ediyorlar. Şu güzel bir şey, mülteci ailelerin hepsi kendi ve çocukları için geleceğin yolunun eğitimden geçtiğini biliyorlar. Ve eğitim için büyük çaba sarf ediyorlar, büyük fedakarlık yapıyorlar. Çocuklarının kaydolması, okula kaydedilmeleri en önemli sorun. Onun için eğer bir zorluk olursa çabalıyorlar ki o sorun ortadan kaldırılsın ve çocukları okula gidebilsinler. Ama neticede işte statü olmayınca, bir hak temelli bir şey olmayınca, mezun olsa da mesela mühendisi bitiriyor çocuk, tıbbı bitiriyor ve iş bulamıyor. Okuduğu alanda da iş bulamıyor. Bu sefer tekrar işte garsonluk yapıyor, sanayide çalışmaya başlıyor. Yani okumak elbette hayatlarının geri kalanları, kalan bölümü için çok önemli bir, onlara bir altın kolye kazandırıyor. Ama Türkiye'de ne okursa okusun düzenli olarak bir işte, yani sigortalı, kayıtlı olarak çalışma şansı çok az oluyor. Bunun önünde bir takım engeller var. Çalışma izni almak gerekiyor işvereni tarafından. O da sadece çalıştığı süre için geçerli olan ve bir takım başka kısıtlara da tabi olan, işte
çalışan vatandaş sayısına oranla iş çalıştırabilecek işveren. O tür kısıtlamalar var. Dolayısıyla okuyorlar, çok başarılılar. Gençler ve çocuklar da, okula gidenler de Türkçe öğrenme yaşı eğer erken yaşta başladıysa benden daha iyi Türkçe konuşan Suriyeli, Iraklı, Afgan mülteciler de var. Fakat önlerini göremiyorlar. Yani benim çocuğum okuyunca işte iyi bir üniversite hayalindeki mesleği edinmek için bir üniversiteye girecek. Onun için üniversite sınavlarına girecek. Ondan sonra iş arayacak. Bunları bir Türk vatandaşı olarak planlıyorsunuz, öngörüyorsunuz, hayalini kuruyorsunuz ama bir mülteci ailenin çocuğuysanız okumak istiyorsunuz, rüyalarını soruyoruz çocuklara. Doktor olacağım, hastaneler açacağım diyor. Ama Türkiye'de kaldıkları sürece doktor olabiliyorlar. Çok azimli, pırıl pırıl gençler var ama önlerine bir takım hukuki engeller çıkıyor ve hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ve bütün o emeklerinin, eğitimlerinin karşılığını alamıyorlar ve Türk devletine de karşılığını veremiyorlar. Yani bir doktor olarak mezun olan bir genç veyahut da başka bir mühendis olsun, mimar olsun, gazeteci olsun bu gençler Türk toplumuna katkıda da bulunamıyorlar. Okuduğu onun yerine yine sanayide kaportacılık yapmak durumunda kalıyor. Birçok doktor veyahut da meslek sahibi okumuş, hukuk okuyan gençler mesela bunu yapamıyorlar. Dolayısıyla burada ciddi bir mevzuat sorunu var. Türkiye'nin bu gençlere imkan tanıması lazım. Hep şikayet ediyoruz biliyorsunuz. Avrupa kaymak takımını aldı. Kötü bir tabir belki ama kullanılan bir tabir. Hep okumuşlar Avrupa'ya gidiyor. Biz kendimiz kendi üniversitelerimizde okuttuğumuz, mezun ettiğimiz çocuklara iş vermiyoruz. Ondan sonra da şikayet ediyoruz. Avrupa bu insanları alıyor. Daha okumamışları bizde bırakıyor diye. Onların bu emeklerinden, bilgilerinden, okumuşluklarından, edindikleri meslekten faydalanmamız lazım. Faydalanamıyoruz. Oku diyoruz. Okuyabilirlerse o da binbir güçlükle okunuyor. Birçok yalan haberler var. İşte sınavsız giriyorlar filan gibi asılsız haberler var bir sürü. Onların hiçbiri doğru değil. Bu çocuklar çok büyük fedakarlıklarla okuyorlar, zorluklarla okuyorlar ama sonra da işsiz kalıyorlar. Deniyor ki işte tabii Türk gençleri de üniversite mezunu olup işsiz kalıyor ama durum farklı burada. Neticede kendi ana vatanında gecikerek de olsa bir düzenli olarak çalışma imkanı birçok gençlerimiz bulabiliyor ve hatta mücadelesini yapıyor. İşte zaten demokrasinin amacı o işsizlik eğer varsa bir hükümetin politikasıdır. Başka bir hükümet gelir, işsizliği azaltır, arttırır. Ama bu insanlar, mülteci dediğimiz insanların haklarını koruyacak bir yapı yok. Tam tersine bu siyasi bir kavga haline dönüyor. Onun için mesela bu şimdi vatandaşlık tartışması da giderek yoğunlaşıyor. Uluslararası hukuk açısından vatandaşlığa geçmek teşvik edilmesi gereken bir şey. Bütün bu bahsettiğim sorunların temelinde mülteci statüsü alamamalarından, Türkiye'nin Avrupa dışından gelenlere bu statüyü vermemesinden kaynaklanan bir mevzuat sorunu var. Türkiye bunu değiştirmesi çok zor. Yani böyle kafalarımızın değişmesi, yaklaşımlarımızın değişmesi lazım. Ama vatandaş mülteci statüsü almadan vatandaşlığa bir sıçrama oluyor. 10 sene veya daha üzeri işte 12 sene yaşayan
bazı insanlara üniversite mezunuysa belli başka kriterlere de bakılarak vatandaşlık veriliyor. Sayın İçişleri Bakanımızın bir açıklaması vardı birkaç hafta önce. 195 bindi sanırım vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı. Bu kişiler en azından artık bir vatandaş olarak, işsiz bir vatandaş da olsa veyahut da en azından düzenli bir iş çalışma hakkı kazanıyorlar. Bu çok olumlu bir şey. Ama dediğim gibi daha da çok vatandaşlık alınmalı en azından ve bu ızdırapların ortadan kaldırılması lazım. İşte görüyorsunuz bu görüntüleri. Maalesef durumları giderek kötüleşiyor. Dediğim gibi bu kış pek çoğu evlerinde çok üşüdüler. En büyük ihtiyaçlarından birisi birdenbire battaniye ihtiyacı oldu. Çünkü belediyeler kömür yardımını, yakacak yardımını kestiler. Gıda yardımları sınırlı. Bir de artık yani 10 sene sonra hep yardımla yaşamak, yardımla ayakta tutmak bu insanları hem Türkiye açısından çok büyük bir masraf, 4 milyona yakın insan nasıl, ne kadar yardım yapacaksınız? Onlara meslek edindirerek, onları kendi ayakları üzerinde durarak hem Türk toplumuna hem kendilerine yeni bir hayat kurmalarına teşvik etmek lazım. Bu da hukuki haklarla başta oluyor, olması gerekiyor. Bunu yapamıyoruz maalesef. Burada tam tersine işte bütün tartışma geri gönderme üzerine oluyor, gitsinler üzerine oluyor. Buna uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı şu aşamada geri gitmeyi kabul edemiyor. Bir zalim devletin suçuna ortak olmak demektir. Şu anda bu insanları geri göndermek, bundan bahsetmek bile maalesef bazı partilerimizin tek politika şeyi o da bu olmaya başladı. Halbuki bu insanlarla birlikte insan haklarına yaraşır bir düzen kurmalarına destek verirsek Türk toplumuna ve Türk ekonomisine katkılarını sağlayacağız. Yük olmaktan çıkartacağız. Bakın bir örnek, Avrupa Birliği geçici koruma yönergesine uyguladı. İlk defa 2000 yılında çıkan yönergeyi Ukraynalı mülteciler için uygulamaya başladı. İlk boyutu bunun çalışma hakkını tanımaktı. Ve elbette gelenlere yardımlar yapılıyor ama en kısa zamanda gelen Ukraynalılar ki Türkiye'deki Suriyelilerin sayısını geçti şu anda 4 milyonun üzerine geçti Avrupa Birliği'ndeki Ukraynalı mülteci sayısı. Onlara Avrupa Birliği en hızlı bir şekilde çalışma hakkı verdi. İstedikleri yerde yerleşme hakkı verdi. Birlik içinde dolaşıyorlar. Şimdi onun rahatsızlıkları yaşanıyor. Almanya mesela, herkesin Almanya'ya yoğunlaşmasından rahatsız. Diğer devletlerin de ellerini taşın altına koymalarını istiyor. Ama neticede çalıştırıyor onları. Çalışarak, eğer mesleği varsa mesleğiyle ilgili alanlarda çalışma, kayıtlı olarak çalışarak Alman ekonomisine faydası olacak. Bunu 2015-2016'da 1 milyona yakın Suriyeli'yi alan Almanya Suriyeliler için de yaptı. Şimdi o geçen 5-6 yıl içinde birçok Suriyeli Alman ekonomisinin çarklarında o ekonomiye katkıda bulunuyor ve kendileri de insan onuruna daha yakın en azından bir hayat yaşıyorlar. Sayın Jorabatır, süremizin sonuna geldik ama son bir sorum olacak. Umarız bir gün Suriye'de çözüm sağlanır ya da diğer ülkelerde. Ya biraz zor görünüyor ama nedense umudumuz da yok.
Peki orada çözümün sağlanacağı noktasında huzur sağlanırsa göçmenlerin ne kadarı geri döner ortalama? Şimdi bazı araştırmalar oluyor, anketler oluyor, geri dönmek istemiyorlar vesaire deniyor. Çok büyük bir kısmı gitmeyecek deniyor. Bunların hepsi spekülasyon. Çözüm olmayacak ülkelerinde de şu anda evet öyle görünüyor. Bütün parametreler Suriye'de bir Esad rejiminin gitmesinin uzak olduğunu gösteriyor ama dünya mülteci tarihine baktığımız zaman hiç beklenmedik anda siyasi gelişmeler oluyor. Mesela şu anda Ukrayna savaşının nasıl sonuçlanacağı, bu savaştan Rusya'nın ne kadar kuvvetli veya ne kadar zayıflamış olarak çıkacağı bilinmiyor. Şu son günlerdeki gelişmeler Rusya'nın bir savaş alanında başarısızlıklarını işaret ediyor. Ekonomik yaptırımlar çok kuvvetli bir şekilde yapılıyor. Neticede Ukrayna'nın sonucu, Rusya ekonomisine olan sonucu, Rusya'nın Suriye'de daha tavizkar veya daha sert davranmasına yol açabilir. Yani diplomasideki bazı gelişmeleri fazla öngöremiyorsunuz. Dolayısıyla hiç olmayacak gibi bir şey değil. Bir de bu tür savaşların ilelebet sürmesini beklemek çok gerçekçi olmuyor. Bu bir. İkincisi geri dönme istekleri. Birçok ankette şu tam sorulmuyor. Veyahut da sorulsa da ön plana %80'i gitmek istemiyor. Gitmek istemeyenlerin sayısı çoğalıyor gibi şeyler var. Şunu söyleyeyim, bu tür anketleri yapan değerli hocalarımızın, değerli kuruluşların çoğu aslında mülteci hukukundan çok göç hukuku, göçmen sosyolojisi üzerinde çalışmış kuruluşlar veyahut da kişiler. Zorunlu göçle gönüllü göç arasındaki farkı kaçırıyor birçok anket bu sorularla. Dolayısıyla evet şunu diyorlar, göçmen teorilerinde bir insanın bir ülkeye ne kadar daha derin yerleşirse, kalırsa onun geri dönmesi giderek daha zorlaşır. Türkiye'de de bu bir parametre, işte 10 yılı aştı, çocuklar okula gidiyor, bazıları her şeye rağmen iş yeri kurdular ve artık Türk kültürünün bir parçasılar ve Suriyelilere sorulduğunda Türkiye'de mutlu olduklarını söylüyorlar her şeye rağmen. Dolayısıyla gitme isteme, geri dönmeyi isteyenlerin sayısı daha yükseliyor. Bu bir şey, sosyolojik bir gerçek ama tam gerçeği sanırım yansıtmıyor. Suriye'de çoğunun şeyi şu, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Suriye'de onları mülteci yapan rejim, gaddar rejim, zalim rejim ortadan kalktığı zaman çoğu gidecektir. Evleri orada hala, tarlaları orada, akrabaları, anne babalarının, dedelerinin mezarları orada, kültürleri orada, yaşama tarzları orada. Bir de Türkiye'de her gün birileri tutup sizi Esad'ın rejimine yollayacağız diyorlar. Bir korku içinde yaşıyorlar. Bu korku sağlam bir statü olmadığı sürece hep başlarında duruyor. Halbuki kendi vatanlarında eğer bir demokrasi olursa, bir güvenli ortam olursa kimse onlara bu vatandan çık demeyecektir. Dolayısıyla bu insanların gitme eğilimi bir anlaşma yapılması halinde olacaktır. Kosova-Bosna krizine bakalım. 1 milyona yakın insan Bosnalı Avrupa'ya gitti, Almanya'ya gitti. Ama Dayton Anlaşması'ndan sonra hepsi döndüler. Yani daha iyi ekonomik sebep ortamdan yine de kendi vatanlarına dönmek herkesin tercih ettiği şey. Ve Suriyeliler için de aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Sayın Çorabatır, bir de şu var. Sözlerinizi... En son şunu söyleyeyim. Buyurun. Eğer Suriye'de
olaylar düzelir, bir uluslararası düzen kabul edilecek bir düzen kurulursa gidip gitmemeleri sadece onların iradesiyle de kalmayacak. Geçici koruma kaldırılabilir. Bu bizim yönetmeliğimizde de var. Uluslararası hukukta diyor ki eğer bir mülteci ülkesinin korumasından yararlanamayacağını haklı bir şekilde savunamazsa o kişinin mültecilik hakkı ortadan kaldırılabilir ve sorunsuz bir şekilde geri gönderilebilir. Önemli olan geri gidecekleri ülkede, kendi ülkelerinde temel güvenlik ve insan haklarının tesis edilmesi. O zaman kendi iradesinin dışında Türkiye örneğin ben bu geçici korumayı kaldırdım, sizi gönderiyorum diyebilir. Dolayısıyla sadece onlar için bir referandum yapılarak gitmek istemeyenleri yollamama gibi bir durum olmayacaktır. Burada sadece her şeye rağmen bireysel olarak bir takım koruma sorunları olanların durumları bireysel olarak değerlendirilecektir. Yani birçok faktöre göre eğer Suriye'de olaylar değişirse, rejim değişikliği olursa, bir anayasal kabul edilebilir bir sistem olur, savaş suçları yargılanmaya başlar, yeni bir güvenlik yapısı oluşursa hem Suriyelilerin çoğu geri dönecektir evlerine, geri dönmek istemeyenlerin ne sağlanan koruma da şartlı olarak bireysel eğer bir faktör yoksa kaldırılacaktır. Dolayısıyla birlikte yaşama bir mecburiyetimiz şartlara bağlı olarak olacak ama bu süre uzadıkça da vatandaşlığı vermek yine de olumlu bir durum. Vatandaşlığı alıp da ülkelerinde durum değişirse yine geri dönebilirler. Sayın Çorbatır çok teşekkür ediyorum. İyi bir pazar günü olsun. Anlattıklarınız yine her zaman olduğu gibi önemliydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. İyi pazarlar. Çok sağ olun. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır konuğumuzdu. Göçmenlerin durumu ve geleceği, onların entegrasyonu nasıl sağlanacağı ve olası gelecek senaryolarına dair Çorabatır'ın açıklamalarını dinledik. Devam edeceğiz. Biz biraz daha buradayız. Paylaşacağımız haberler var.